Merhaba dostlarım, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün başlıktan görebileceğiniz üzere son zamanlarda izlediğim ve gerçekten her haftasını merak ettiğim bir dizi hakkında konuşmak istiyorum. O da başlıktan gördüğünüz gibi Menajerim Ara. Bugün böyle küçük bir sohbet videosu çekeceğim. Benim daha önce hani kanalımı takip edenler biliyordur belki, böyle oturup konuştuğum videolar var. Bu dördüncüsü. Çene yaptığım videolar serisinin dördüncüsünü çekiyorum. Bugün Menajerim Ara hakkında konuşacağım. Bu videoyu çekmek istiyordum yakın zamanda. O yüzden alın, bir şeyler konuşacağız, tartışacağız. Evet, bugün bunu yapacağım. Öncelikle bu videoyu çekmemin sebeplerinden biri Twitter'da Menajerim Ara işte pazar günü yayınlanırken ay video mu çeksem diye yazdı. Yazıp 5 tane falan fav aldığım için bunu çekiyorum. O yüzden beni Twitter'da takip edebilirsiniz. Twitter'da daha komiyim galiba. O yüzden takip etmek isterseniz ismim Vichon Film galiba. Bilmiyorum tam olarak. Şöyle yazarım. Bugün Menajerim Ara hakkında konuşacağım. Artık daha fazla uzatmadan başlayayım. Şimdi Menajerim Ara ne? Bu kız neyden bahsediyor falan diye soracak olursanız, notlarım var bu arada, onlara da bakacağım aradan. Menajerim Ara Dicle'yi anlatıyor. Dicle sinema televizyon okumuş. İş arıyor. İstanbul'a gidiyor o yüzden. Antalyalı. İşte iş arıyor. Bulamıyor. Babasına gidiyor o yüzden. İşte babasının şirketine gidip hani menajerlik ajans yani. Gidiyor, bana iş verebilir misin diye, ama babası kabul etmiyor. Yani çünkü kendi ailesi var babasının. Her neyse. Yalnız bok gibi anlatmışım. Şöyle, babası Dicle'yi sır olarak saklıyor. Kendi ailesi var çünkü. Evet, bu. Asıl büyük olay o. Onu anlatmadan geçmişim. Evet. Kıraç bu arada babasının ismi. Kıraç bu yetenek ajansında çalışıyor, Ego. Sonra Dicle Ego ajansındaki başka bir menajerin altında çalışmaya başlıyor. Tesadüfi bir şekilde yani. Feriz'in altında çalışmaya başlıyor. Büyük bir sır var ortada ve Dicle'nin ajanstaki yerini falan filan anlatıyor. Yani ajansta çalışmasını. Aynı zamanda Türk halkının ilgisini alakasını çekmek için bir tane romantik ilişki de var Dicle ve Feriz'in altında olan bir oyuncu Barış'ın arasında. Bunun dışında bir de her bölüm birkaç tane konuk oyuncu geliyor ve bu oyuncular hani kendi adlarıyla geliyorlar. Mesela ilk bölümde Tuğba Büyüküstün var ve bayağı Tuğba Büyüküstün'dü yani. Boran Kuzum falan da gelmişti. Hani böyle bir dizi. Hem sektörü birazcık anlatıyor hem de sırf sektörü anlatmıyor, yani azıcık bir kurgusallık da var. O yüzden aslında izlemeye başladım. Yani ben o sektörde, yani televizyon ve işte menajerlik ve yönetmenlik ve işte o sektörde, eğlence sektöründe çalışmak istediğimden ötürü diziye başladım ve diziye uzun süredir devam ediyorum yani. Kendimi tebrik ediyorum bu konuda. Normalde Türk dizilerini maksimum bir ay izleyip bırakırım ama buna devam ediyorum. 2 ay oldu neredeyse. Her neyse, dizi böyle. Yani spoilersız bu kadar anlatabilirim. Çünkü ileride spoiler olacak mantıken. Çünkü karakterler hakkında konuşacağım. O yüzden buradan itibaren eğer izlemediyseniz Menajerim Ara'yı veya son birkaç bölümü izlemediyseniz en azından çıkmanızı öneririm. Çıkmanızı öneririm çünkü spoiler olacak. Şimdi karakterlere geçelim. Önce ana karakterimiz Dicle ile başlayayım zaten. Dicle bence gerçekten çok çok iyi bir ana karakter. Yani ana karakterleri böyle yazmalılar bence. Yani ben bir de hani başlangıçta da tam emin değildim. Hani çünkü Türk dizilerinin formatını biliyoruz arkadaşlar. Ben çoğu Türk dizisinin aşk ilişkisini de şeyini de sevmem. Ana karakterini de çok gerizekalı geliyor ama gerçekten Dicle'ye ilk günden itibaren ısınmıştım. Gittikçe de ısınmaya devam ediyorum. Bence Dicle çok iyi bir karakter. Çok güçlü bir karakter ve izleyicilere de gayet iyi örnek olan bir karakter. Yani kendi ayaklarının üzerinde durmaya çalışan, çabalayan ve emek harcayan bir karakter. Yani geldiği noktayı gerçekten tırnaklarıyla kazımış bir karakter. Bence Türk dizilerindeki kadınların öyle yazılması gerekiyor. Birazcık da Barış'a gireyim şimdi. Dicle ile Barış'ın ilişkisini ben... Dicle ile Barış'ın ilişkisini az sonra anlatacağım ama Dicle'den devam edeceksek hani o ilişki içerisinde hani bir önceki bölümde galiba aynen. Dicle'nin aldığı tavırı, Dicle'nin nedenlemesini çok çok mantıklı buluyorum. Yani sen kendi şansını yaratmışsın, şimdi sıra bende. Yani benim şu an bir romantik ilişki zamanım yok diyor. Muah! Muah! Tebrik ediyorum. Tebrik ediyorum, tebrik ediyorum. Mükemmel. Yani bunu düşünmesi, bunu yansıtması bile mükemmel bir şey. Çünkü mesela, şimdi kimse kusura bakmasın, bu örneğe girecektim. Çünkü hani bu diziyi çok sevmiyorum ama annemle kardeşim Sen Çal Kapımı izliyorlar. Ve Sen Çal Kapımdaki hani bazı şeyleri biliyorum yani. Ben de takip ediyorum. Çünkü hani Türk televizyonunu takip etmek çok çok zor değil. İnternette her tarafta yani. İşte kız güya İtalya'ya gitmek için bursu varmış da bursu kesiliyormuş da adamın yanında bir şekilde saatte çıkmaya başlıyorlar da galiba öyle bir şey değil mi? Kız sonrasında vazgeçiyor değil mi gitmekten? Çünkü o sahne zaten büyük olay oldu. Kerem Bürsin gitme dedi falan filan. Yani kardeşim
kızın kafasında bir şey var. İlle de romantik bir ilişki olacak diye kariyerini yaralamasından nefret ediyorum. Bunu genel olarak sırf Türk dizileri de değil bu arada. Yabancı dizilerden de nefret ediyorum. O yüzden Dicle'nin bu tavırı alması vah! Gerçekten mükemmel mükemmel 10-10 hareket yani. Şey, Greta Gerwig'in yönettiği 2019'da çıkan aynen Küçük Kadınlar'ın bir tane uyarlaması, Louisa May Alcott'un kitabının uyarlaması olan filmde ana karakter Joan'un söylediği çok güzel bir söz var. Diyor ki kadınların akılları ve ruhları vardır. Tıpkı kalpleri olduğu gibi hırsları da vardır, yetenekleri de vardır, güzellikleri de vardır. Ama insanların sadece kadınları sevgi ve aşk için uygun görmelerinden nefret ediyorum. Söylemesinden bıktım diyor. Ve gerçekten muah! Onu görmek çok hoşuma gidiyor. Dicle'yi çok destekliyorum. Dicle'yi destekliyorum. Dicle tam bunu temsil ediyor. O yüzden seviyorum kendilerini. Şimdi Barış'a gelelim. Barış Hödük arkadaşlar. Barış Hödük arkadaşlar. Yani kimse kusura bakmasın ama kardeşim bir karar ver. O yüzden o ilişkide full Dicle'ciyim. Dicle'yi destekliyorum. Ha ilişkiye geleyim. Bakın 8 bölümdür. Asla bakın asla gerçekten yakıştıramıyordum, tamam mı? Ama son bölümde hani Dicle işte kendini açıkladığı zaman, daha arkadaş olalım havalarına girdikleri zaman yakıştırmaya başladım. Ya ben gerçekten kendimi anlamıyorum. Ya belki de daha dostane olmaya başladıkları için şeydir. İlk 8 bölümde çok zorlama geliyordu, tamam mı? Hani tamam bu da var falan diyordum. Hatta bölüm şeyleri falan geçiyordum. İnternetten izliyordum çünkü. Ama şimdi hani daha dostlar, daha arkadaşımsılar. Buradan ilerlemek daha mantıklı. Yani soyunma odasında çarpıştık, bir şeyler yaşadık. Sonrasında sevgili mi olsak olayını hiç sevmiyorum. Ama mesela arkadaşlıktan, hani en iyi arkadaştan aşık olma seviyesine gelmelerini daha tercih ederim. Burada anlatmaya çalıştığım şey şu. Türk dizilerinde meet cute denilen, yani bu ilk tanışma anında böyle aşık olma, böyle bir ilişkiye gireceklerini belli etme şeyini çok tembel buluyorum. Çok tembelsiniz. Yani gerçekten farklı bir şey bulun arkadaşlar demek istiyorum. Bunu diyecektim. Bu kadar. O yüzden bu da diyeceğim şey de bu kadar. Sıra favori karakterime geldi. Tahmin ediyorsunuzdur. Feris. Feris yani bu kadın, bu güzel kadın hakkında ne desem az ya. 10-10 karakter yani. 10-10 karakter. Gerçekten mükemmel bir karakter ve hani bunu her dediği, her yaptığı doğru diye demiyorum. Başarılı bir kadın ama bu hani şey olur ya, başarılı kadının hayatında aşk yoktur, sevgiye yer yoktur falan filan. O şeyi yıkmaya çalışıyor ve bu yola tökezliyor ve ben bu yüzden çok seviyorum. Hani mesela Devil Wears Prada filmini belki izlemişsinizdir. Miranda kadar olmasa da hani böyle çok dominant, çok baskın bir karakter olmasına karşın yine de mükemmel bir insan değil. Mükemmel bir insan olmadığını da bu Nejat'la yaşadıklarından falan görüyoruz. Bence o yüzden zaten mükemmel bir karakter. Ya anlatabildim mi bilmiyorum. Kadın patronları genelde öyle yazarlar. Her şeyde iyi, her şeyde güzel, kariyeri de şey var, duyguya çok yer yok, şey yapmıyor. Ama burada her şey dengeli ve o yüzden bence Feris çok iyi bir karakter. Yazımı da çok iyi bence. Duygularını önemli bir yere koymasını seviyorum. Ya böyle çok araya girdim, çok özür dilerim ama Feris'in aynı zamanda hani Dicle'yi her yaptığı şeyde takdir etmesi, yani iyi yaptığı zaman sevinmesi, onun adına takdir etmesi de hani diğer tipik kadın patronlardan farklı olduğunu gösteriyor. Ben o yüzden de seviyorum. Bunu da ekleyeyim. O yüzden seviyorum Feris'i. Feris'in sevdiğim karakter yani, bunu kimse değiştiremez. Şimdi diğer favori karakterlerinden birine geleyim. Çınar. Çınar sevdiğim bir karakter ama özür dilerim. İyi bir menajer değil. Çınar gerçekten iyi bir menajer değil. Çok özür dilerim ama değil yani. Kişilik olarak çok iyi bir kişilik. Yani gerçekten oyuncularının neden onu sevdiğini çok iyi anlayabilirim ama iyi bir menajer değil. Hani sanki başka bir meslek alanında mı yönelse? Ha şimdi Çınar demişken bu arada en sevmediğim karakterlere geçeyim. En sevmediğim karakter 1. Buna çok üzülüyorum. Jülide. Ya bakın ilk başlarda ben çok seviyordum Jülide'yi. Yani gerçekten her fırsatta kendi adını duyurmaya çalışıyor. Her fırsatı atlıyor. Mükemmel yani. Kendi fırsatını yaratmaya çalışıyor kız. Mükemmel. Onun hareketler. Sonra ne oldu? Sonra senden hoşlanmaya başladı. Yaz dizilerindeki esas kıza döndü. Kıskançlık krizlerine girmeye başladı. Çok sinir oluyorum ya. Gerçekten hani daha ortada bir şey yok. Şey yap, sen ne alaka Feris Çınar'ın daha öncesinden çıkmasına krizler geçiriyorsun. Yani çok saçma. Yani çok potansiyeli olan bir karakterdi ama mahvettiler onu. Sana ne? Sana ne ne yani? Sana ne? Bu kadar. Sonra Gül'in. Ya bu kız çalışıyor mu? Bu arada benim burada pardon ya. Burada ruj izlerim var. Ya bu kız çalışıyor mu?
Yahu Dicle her bir boku koşuyor. Yani gerçekten Feris de işi başına aşkın bir kadın. Dicle de aynı şekilde hani her bir boka koşuyor. Emrah yine işinin başında yani Jülden'in içini alıyor. Ya bu kızın vasfı ne vasfı? Yani Gül'in hiçbir bok yapmıyor. Kıraç'ın getiri götürünü yapıyor. Dedikodu yapıyor. Vasıfsız kötü karakterleri de sevmiyorum. Az sonra geleceğim karakter en azından bir vasfı var. Bu kadının vasfı da yok. Gereksiz gereksiz şeyler yani. Gül'ünü sevmiyorum. Neyse şimdi diğer sevmediğim karakter tahmin ediyorsunuzdur bunu. Beren. Ya arkadaşlar nereden başlayayım yine? Başkalarının kötülüğünden, kötü halinden memnun olan, bundan zevk alan insanlardan gerçekten nefret ediyorum yani. O yüzden gayet gayet iyi yazılmış bir karakter. O yüzden tebrik ediyorum. Beren iyi yazılmış yani. Merhaba. Burada demeye çalıştığım şey şu. Genel olarak şey insanları sevmiyorum. Tüm mutluluklarını başkalarının kötülüğüne dayayarak hayata devam eden insanlar. Beren böyle bir tip insan, o yüzden sevmiyorum. Gerçi kendimi açıklayamamışım yine. Her zamanki gibi. Beren iyi yazılmış bir kötü karakter ama yani gerçekten nefret ediyorum ya. Gerçekten sevmiyorum. Evet, bu da böyle. Evet, bu kadar. Bitirdik arkadaşlar videoyu. Yaşasın. Evet, bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı, beğenmişseniz lütfen beğenme butonuna basmayı unutmayın. Bugün böyle oturup konuşmak istedim. Zaten hep öyle yapıyorum aslında ama. Neyse ya, umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Böyle daha chill, daha sakin videolar çekmemi isterseniz abone olmayı unutmayın. Ve menajerim hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz Dicle ve Barış'ı destekliyor musunuz? Ne olacak bir sonraki bölümde? Evet, çok çok saçma oldum şu an. Hadi görüşürüz, hoşça kalın. Bye bye.